Şimdi birazdan eller kalkacak. Kimin emekli dostu, kimin emekli düşmanı olduğunu hep beraber bütün emekliler görecek. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı dün açıklama yapıyor, inşallah bakacağız diyor. Sayın Devlet Bahçeli emekli aylığına en az 8077 TL seyyanen zam yapalım diyor. Burada ben hem Sayın Devlet Bahçeli'ye hem AKP grubuna sesleniyorum. Elinizi tutanı var, kaldırın ellerinizi bir sefer emeklinin, fakirin, fukaranın lehine. Emekli yılbaşına kadar hiç olmazsa rahat bir nefes alsın. Birazdan kalkacak elleri görecek emekli. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı, kim samimi, kalkan ellerden birazdan göreceğiz. Ve biliyoruz ki maalesef burada özgür iradenizi el kaldırmayacaksınız. Emekliye zam vermemek için direneceksiniz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin birçok alanda birinciliği var ama bir birinciliği hepimiz açısından utanç verecek bir birincilik. Maalesef Avrupa'nın en düşük emekli aylığını alan ülke Türkiye. En düşük hem euro bazında hem alım gücü anlamında en düşük aylığı alan emekli Türkiye'de. Belçika'da bir emekli ortalama 1200 euro, Almanya'da 1400 euro maaş alıyor. Türkiye'de bir emekli ortalama 259 euro maaş alıyor. 259 sadaka bile değil. Bir emekli Belçika'da toplam emekli maaşıyla 120 kilo et alıyor. Almanya'da 136 kilo et alıyor. Türkiye'de ise 16 kilo et alabiliyor. Emekli maalesef sayenizde alışverişe giderken, market market gezerken artık torbayla gitmiyor. Bir de elinde hesap makinesi var. Hesap makinesiyle geziyor hangi market ucuz diye. Maalesef emekli gezdiğimiz yerde, gittiğimiz yerde emekliler 10 yıl önce aldığı gömlekleri, 10 yıl önce aldığı paltoları giyiyor. Ve maalesef burada üzülerek söylemek isterim ki ilk kez emekli ölecek komşusunun üstüne başına muhtaç duruma gelmiş durumda. Bu tabloyu yaratanları da milletin vicdanına havale etmek istediğimi belirtmek istiyorum. Türkiye maalesef bir de emekli dışında dul yetim maaş alanlar var ki bunlar ortalama 3.000-3.500 civarında maaş alıyor. Bunların yaşaması mümkün değil. Hele hele 7.500 TL ile yaşamak mümkün değil. AK Parti milletvekilleri kendi maaşlarıyla geçinemediklerini söylüyorlar. Keşke o emeklinin karşısına çıksalar, çarşıda, pazarda emeklinin durumunu görseler. Hem alım gücü anlamında hem 7.500 anlamında maalesef emekli zor durumda. Gelin hep beraber meclis bugün hayırlı bir iş yapsın. Hep beraber emekli ne için? Hep beraber ellerimizi hayra kaldıralım. Emekli irade ettirelim.